Efendim şimdi kur farkının ilaçlara etkisiyle devam edelim. Sıradaki haberimiz buna dair. Geçtiğimiz yıl malum 3 kez yapılmıştı bu ilaç kuru güncellemesi. Fakat bu güncelleme eczane raflarını doldurmaya yetmedi. Güncel euro kuru ile ilaç euro kuru arasındaki fiyat farkı 2 katını aşınca da hali hazırda var olan ilaç yokları artmaya başladı. Eczanelerde antibiyotik, ateş düşürücü, kalp ve hormon ilaçları hala yeterli düzeyde bulunamıyor. Doktorun yazdığı ilacı bulabiliyor musun? Genelde bulunmuyor. Çocuğuma şurup almaya geldim, antibiyotik şurup. Ama piyasada yokmuş. İnsanlar ellerinde reçeteler eczane eczane geziyorlar. Serbest piyasada güncel euro kuru 25 liraya dayandı. İlaç kuruysa Aralık ayından bu yana sabit. Aradaki fark ilaç yoklarını arttırdı. Bir süredir var olan ilaç yokları hala devam ediyor. Bu son döviz artışıyla birlikte biraz da artarak sıkıntı yaşayacağız. İlaçta tedarik sorununun çözümü için geçen yıl kur düzenlemesi beklenenden önce yapılmıştı. Bazı ilaçların da ihracatına sınırlama getirildi. Eczacılara göre bu düzenleme yeterli olmadı. 50 ila 70 arası ilaçlar neredeyse hiç yok. Basit çocuk ilaçlarından tutun da şeker diyabet ilaçlarına kadar, kanser ilaçlarına kadar, kadın doğumla ilgili ilaçlara kadar yoklarımız devam ediyor. Hangi ilaç bulunmuyor? Bağırsak ilaçlarımız. Bir ay önce bir daha yine ilaç almaya geldiğimde yine işte bulamadığımız ilaçlar olmuştu. Şimdi böyle bir sıkıntı yaşadım. Bunun sebebi euro kurunun düşük olarak tespit edilmesi. Şu anda ilaç euro kuru 10.76. Gerçek kursa 25 liranın üzerinde. Aradaki bu makas arttıkça ilaç yokları da tetikleniyor. Satışlardan zarar ettiğini söyleyen ilaç firmaları ya hiç ilaç satmıyor ya da kısıtlı sayıda veriyor. Sürekli depoyla mücadele halindeyiz. Ne diyor depo? Depo abi yok diyor. Bir bağırsak hastalığı var ve bu ilaç Avrupa'da kendi üreten ülkelerinde 2000 liraya tekabül eden bir fiyata satılırken bizim ülkemizdeki fiyatı 500 lira civarlarında. Bu firmalar bu ilaçları bu fiyatlarla Türkiye'ye vermek istemiyor. Bir Alzheimer ilacı diyelim misal. 10 hastam varsa sadece 3'er kutudan hesaplasak 30 kutu o ilaçtan bulmam lazım. Sadece bir kutu gönderiyorlar. Bir kutuyu ben kime vereyim? Kur farkıyla arada kalan eczacılar müşteriye yok demekten çaresiz. Şu anda mesleğimiz birazcık hani eczacılığı yapmaktan daha çok ilacı hastaya nasıl bulma ihtimali üzerine yoğunlaşıyoruz. Hem ilaç firmaları hem de eczacıların gözü kulağı ilaçtaki kur düzenlemesinde. Temmuz ayında bir kur güncellemesi söz konusu. Onu da genel anlamda %20 diye bir söylenti var. Piyasayı rahatlatır mı? Bu biraz da şeye bağlı sizde. Yani güncel kura yaklaşırsa eğer devletin belirlediği rakam tabii ki rahatlayacağını düşünüyorum. İlaç yoklarının çözülmesi için 3 ayda bir güncelleme yapmaları lazım.